Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben videoyu başlamayı unuttum. Bugün günlerden cumartesi, kızlar camiye bıraktık ve biz Yüksel'e dolanmaya geldik. TK Maxx'e girdik. Kendime biraz şöyle çanta bakacağım, gündelik çanta. Birkaç tane beğendim, Yüksel'e de göstereyim, beraber seçelim. Eğer hoşuma giderse bir tane alacağım. Şöyle size de etrafı biraz göstereyim. Action'e de girdik, orada çekim yapmadım, size acayip kalabalıktı. Bakın. Burada da bayağı güzel çantalar oluyor uygun fiyata. Şöyle birkaç tane beğendim kendime. Bakacağım artık, şöyle Polo'dan falan buldum. Eğer içmesine bir tane olursa kendime alacağım. Şöyle pastel tonlarına da baktım da burada pek hoşuma giden bir şey olmadı. Şurada pembe var. Bunlar zaten hayatta hiç takmam. Benim rengim siyah. Koyu renk olacak bana. Şöyle bir bakayım. Şurada ne varmış? Ha, onlar biraz şık gibi. Hani gündelik şöyle spor, şık. Şundan bir tane beğendim bakın. Şu Nine West markası, bilmiyorum çok bilindik mi ama. Şöyle kibar küçük, şundan var bir tane beğendiğim. Onun şunu seçtim. Almıyorum tabii, daha henüz karar vermedim. Bir tane de şu var. Şöyle. Bu da biraz şık gibi ya. Neyse ben bir bakayım. Öyle hoşuma giden falan olursa size de gösteririm. Bir şöyle dolanayım. Yüksel kendi tarafına gitti, bölümüne dolanmaya. Ben de buralardayım. Şurada ne varmış? Ay düştü. Çok karışık bir de ya. Burada hep böyle son şeyler kaldığından dolayı şey oluyor. Düzensiz oluyor. Şunu iyi. Bakın şöyle bir çanta mesela. Şurada 30 euroymuş. Acayip kalabalık, bir de hafta sonu ya. Şurada ne var? Beğenmedim. Ha, bir de şöyle bir şey beğendim de, bu da bayağı bir sade ve büyük gibi sanki. Pek içime sinmedi. Koydum bakalım. Şöyle göstereyim, bir ne diyecek o. Başka neler var? Şunlara da pek bir şey sığmıyor ya. Güzel duruyor da. Şu neymiş? Şu neymiş kız? Güzel duruyormuş. Bu neymiş? Tamam. Bir de şu araya gireyim. Girebilirsem. Bakın aldıklarımı da attım. Beğendiğim öyle hoşuma gidenleri. Giremedim. Biraz da şuralara bakayım. Cüzdanlara. Buranın cüzdanları da çok sağlam oluyor. Ben bir şöyle turlayayım arkadaşlar. Size de onun sonra gösteririm. Beğendiklerimi. Burada böyle kıyafet baktığımızda tek tek hep incelemeniz lazım. Çünkü bu da değişik duruyormuş. Çünkü hep son kalmış ürünler var. Kötü değil tabii ki ama kaliteleri. Ama iyice incelemeniz lazım. Bu kaçaymış? Şunu ben bir denesem. Bedeni göremiyorum ki. 40 beden bana kocaman olur. Şöyle dolanayım. Ceketlere bakayım. Şöyle bir yedek ceket lazım bana. Ve tabii ki benim en sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Bunlara bakacağım şimdi. Nasıl kibarmış şu. Şu da çok hoşuma gitti. Bu hiçbir şey almaz ki. Şimdi minicik. Bakayım bir. Buradan da birkaç tane şeyler almıştım. Kalitesi de güzel çıkmıştı yani, iyiydi. Güzel oluyor yani, burayı ben seviyorum. Şundan var mesela bende. Gündelik kullanmaya çok iyi oluyor. Hemen en altına. Pratik pratik. Kavanozlar. Burada da nasıl güzel bakın. Kocaman. Doldur içini çekirdekle. Şunlar neymiş?
Aa, cammış bir de. Güzel duruyor. Cam kullanması daha güzel oluyor şu saklama kaplarında. Şu da güzelmiş. 7 euro. Küçükleri var mı ki bunların? Ha, var. Kaç bu mesela? Şu kaç? 5 euroymuş şu. Şu kaç? Bu da 5 euro. Bunlar güzel duruyor. Borcammış. Model de güzelmiş. Aa bak üstü de güzel. Küçük boyut. Yo, aynı boyutmuş. Küçük boyut sandım. Ah böyle. Bir saatimiz kaldı kızları almaya. Ondan sonra çıkacağız. Buradan ben şeyi almıştım. Bir saklama kabı. Öyle bir güzel çıktı arkadaşlar. Öyle güzel çıktı ki. Acayip güzel şey yapıyor. Koruyor. Bazen olur diye bu sefer yok. Şu neymiş? Baharatlık. Bakın kek kalıbı. Şöyle bir modelden. Geçin aldım kek kalıbı lazım değil. Bu Almanların başka bir kek kalıp modeli olmuyor zaten. Hep aynı modeller. Şu da büyüğümüş. Kaç? Bu da 5. Fincan bakayım biraz da. Neler var? 5 euroymuş bakın. Güzel duruyor. Bu da pek minikmiş. Ya çok büyük oluyor. Ya da şey çok küçük. Şunun boyutu güzel ama kalınmış bayağı. Sizinle bir TK Maxx tur yaptık. Biraz da şuraları gezeyim durun. Porselen bölümündeyim. Eskiden şöyle sunum yapmalarına nasıl heves ederdim. Şunlar ne falan nasıl modaydı bir ara. Acayip severim şöyle şeyleri gezmeyi ya. Ay makarna tabağı. Bakın nasıl güzel. 6 euroymuş. Çok hoşuma gitti valla. Ne yalan söyleyeyim. Tam böyle şey kaşıkla mı? Makarna kaşıkla mı tabii. İşte güzelmiş. Buraya da çok güzel şeyler geliyor ya gerçekten. Başka? Bu da hoşmuş. Değişik modelleri de varmış. Bakın. Çok beğendim valla. 6 euro. Spagetti var. Bakın göstereyim ben size bir. Şöyle fusilli. Model olaraktan aynı var. Boyut da aynı. Başka var mı? Bu ne? Salata mı? Salata tabağıymış bu da. Bu kadar büyük salata yemiyoruz biz. Ama şuna içim gitti. Bilmiyorum alsam mı? 6 euro. Çok hoş duruyor. Bana mı öyle geliyor? Gerçekten çok mu güzel? Bakın şöyle iki tane. 2.10'dan alsam. Bir bakayım bağlı. Yoksa kesin de gerek var diyecek. Klasik kocam. Al bir daha model var. Şimdi ben ne yapayım? Bir model daha çıksın. Ah çıktı. Vallahi çıktı. Hepsinden birer tane al diyor bana.
Bakın. Bir. Şu model. Şu model. Şu model. Bir de şu model. Çok beğendim. Şöyle. Şöyle gösteriyorum. Kıracağım şimdi işte. Hayo. 4 evet. Şöyle. Güzel duruyormuş valla. Biraz daha ucuz olsaymış. 6 euro ya. Çok beğendim ama. Ben bir bunu koyayım da. Bir süre sorayım. Kesin aldırmayacak ama ben bayıldım. Bir model daha çıktı. Bir de şu model varmış. Kararsız kaldım. Dur ben bir koyayım da şunu. Kesin almayacağım biliyorum. Ama ben yine de bir şansını deneyeceğim. Benim evdeki lambamdan. Ben 10 euro almıştım burada. 13 euro. Yatak odasındaki. Lambalar bölümüne geldim. Dekorlara gireceğim şimdi. Nasıl tatlı. Allah'ım. Kırılmış ama bu. Güzelmiş. Şunlar da düşmüş. Bu 7 euro'ya düşmüş. Şöyle açınca. Güzel duruyor. Ama çok sahte olduğu belli. Vazolar. Nasıl değişik değişik vazolar. Şu an burayı bir görseniz arkadaşlar. Sanki sakin çekiyor gibi duruyorum ama hiç sakin çekmiyorum. Çok kalabalık. Yılbaşı geldiğinden dolayı millet hep alışverişe çıkmışlar. Hep hediyelik malzeme bakıyorlar. Şu da çok tatlıymış. Allah'ım. Bu kaç? 17 euro. Şöyle. Arkada da var bu. 30 euro. Bu da güzelmiş. Şu dekorlar var ya, acayip zaafım var. Yani gerçekten. Seç, beğen, al. Bunlar. Ama bunlar fazla dekorlu. Alın size bu. Kapaklı. Kaça? 15 euro. Seviyor da bu kadar da verecek kadar sevmiyorum. Yılbaşı hediyesi alıyorlar. Bakın almışsın yılbaşı hediyesi. Ne güzel. Çatapatlı. Tatlı duruyormuş. Şöyle. Güzel. Yanında da bir şey daha. Al, hediye bitti. Banyo reyonlarına geldim şimdi de. Ne varmış? Şöyle fırçalar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bendeki de bundan. Yani ucu böyle olandan, inceden. Şunlar hiçbir şey yaramaz. Hiç temizlemiyor. Ama şu şu inceler acayip böyle tuvaletin gözünün içine falan giriyor. O aralar var ya, oraları falan çok güzel temizliyor. Gerçekten tavsiye ederim. Ben Amazon'dan almıştım. Yani çok güzel temizliyor, bilginiz olsun sizin de. Benimkinin modelini tam gösteremedim ki. Şuna benziyor da o da açık değil. Açamadım. Açık olsaydı. O ince fırçalar çok daha fazla güzel temizliyor yani, bilginize. Benden söylemesi, uygulaması sizden. Şuraya döneyim. Benim kocam ne yaptı acaba? Şurada ne varmış? Tabii ki kocam bana tabaklarımı alıyor arkadaşlar. İki tane de çanta beğendim. Ama kararsızım. Evde rahat bir şekilde deneyip görmem lazım. Malzemelerimi alıyorum diye. Gündelik kullanmak için şu siyah, şu da polonun lacivert rengi. Evde sakince deneyeceğim. Şundan da 4 tane kendimize göre seçtim, beğendim. Çok tatlı duruyor.
bir makarna yapıp da yiyelim. Şimdi kasaya durduk. Acayip kalabalık. Buradan da çıkıp artık yavaş yavaş ondan sonra camiye gideceğiz kızları almaya. Biz eve geldik arkadaşlar. Size şöyle kısa aldıklarımı göstereceğim. Bakın Action'a uğramıştım ilk. Orada çekim yapmadım. Çünkü çok acayip kalabalıktı. Hafta sonu olduğundan dolayı. Şunlar gelmiş 5.95'e. Şöyle kibar. Benimkilerin şuranın renkleri bayağı bir solmuştu. Kötü olduydu. Şöyle kepçe falan lazımdı bana zaten. Şöyle bir tane set aldım. Diğer kötü olanları da atacağım artık. Onlar bayağı yıprandı. Şundan aldım. Şöyle bir tane. İçinde şöyle pilavlık kaşığı var. Tutma var. Çorba kepçesi var. Ve bir de şöyle spatula gibi şeyi var. İşte ne işte şeyi ondan var. Spatulası var. Sonra Action'dan bakın şöyle 10 euro'ya şu ayakkabı gelmiş. Çok sağlam değildir eminim ama benim çok hoşuma gitti. Artık bunu her gün gündelik giymem de. Ama böyle kısa bir yerlere gittiğimde falan giyerim. Ayağımda da bayağı güzel kibar durdu. Ben bu ayakkabılar, botlar çok seviyorum giymesini. Şöyle bir tane de ev telliği gelmiş. Babet tarzında. Bir tane de bundan aldım. Yünlü. 38 numara aldım hep. Güzel duruyor bayağı. Bakın şöyle bir ayağımı da giyeyim. Bakın. Ben beğendim. Güzel duruyor. Bayağı da sıcak tutuyor. İçi yünlü. Evde giymeye güzel. Çorap giymeye gerek yok bunda yani. Böyle. Şunu da bir giyeyim. Şunu da göstereyim size. Bir dakika. Bakın. Bu da şöyle. Yükseldiği gibi bu ne böyle de kocaman diyor. Ama durmuyor. Kamerada durduğu gibi değil mi ya? Güzel duruyor. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Şu detay da çok güzel duruyor. Başka rengi de vardı açık tonu da ben bu rengini aldım. Şöyle. Güzel. Bir de bunu aldım. Ondan sonra şöyle bir kaldırayım. Sonra kızlara şöyle pijamalar gelmiş Action'da. Bir tane Hafsa'ya, bir tane de Esna'ya aldım. Şöyle yünlük gibi. 6.99'a. Onlar da benim gibi böyle pijama değişik değişik giymesini çok seviyorlar. Sonra bakın çantayı aldırdım kocacığıma. Teşekkür ettim ona. Allah'ına kilitledim bugün yanımda olunca. Şöyle bakın polonun gündelik kullanmaya. Bence gayet iyi. Bayağı da eşyalı. Ben vallahi elime gelen her şeyi çok çantaya attığım için bana büyük lazım. Orta boyda şöyle şundan aldım. Lacivert renginde. Bunu kaça aldım ben? 35'e almışız. Bir de şunu aldım. Bunda da modeli çok hoşuma gitti. Ama bunda da ağzı şey değil, fermuarlı değil, açık. Bunu bir şöyle evde deneyip bakacağım. Eğer kullanırım diye düşünürsem... durur. Eğer şey yapmazsam geri veririm bunu. Bunun da fiyatı kaç? 39.99 40 euro. Bu da güzel. Şu biraz şık spor. Şu da tam spor. Gündelik kullanmıyor. Şöyle bir deneyip göreceğim artık. Ve en bir sevdiğim arkadaşlar. Ya vallahi dayanamadım. Aldırdım Yüksel'e. 3 tane şöyle makarna tabağı. Eve gelince bir ayrı güzel duruyor aldığımız şeyler ha. Bakın. Şu şöyle bir makarna. Şimdi şu an okusam bunu bilemedim. Rigatoni. Rigatoni. Kesin yanlış okudum. Penne. Fusilli. Ve fafalle mi? Fafalle mi ne? Kelebek. Türkçesi. Kelebek makarna. Fafalle ne? Bir de bunlar hepimize birer tane. Spagetti almadım. Spagetti daha böyle büyük desenli olduğu için şunlara uymuyor diye. Şöyle küçük modelleri aldım hep. Çok güzel. Çok beğendim. Bir makarna yapıp yemek lazım. Böyle bunları aldım. Şimdi ben bunları bir kaldırayım. Ondan sonra bir mutfağa gireyim ben. Bugün güzel alışveriş yaptık yine. Bir de kızlar bıraktıktan sonra peynire uğradık arkadaşlar. Unum bitmişti. Şöyle iki tane de un aldım. Peynirin unu çok güzel oluyor. Ben hep bunu kullanıyorum. Normalde Özbaşan Türk marketinden alırdım ama Ebru komşum bunu tavsiye etti. Buna başladıktan sonra hep buna devam etmeye başladım. Çok güzel oluyor bunun hamur işleri. Sonra bir de şöyle çikolatalı ekmekler aldım. Yarın kızlar camiye falan götürürlerse diye. Sonra bir de eve iki tane baget, bir tane de siyah ekmek aldım uzun. Şimdi birazdan bir şeyler hazırlayacağım. Biz sabah atıştırdık sadece kızlar bıraktıktan sonra.
Şimdi saat 2 çeyrek geçiyor ama şu an kahvaltı türü hazırlayacağım. Çay falan koyacağım. Ekmek de aldık. Acıktık. Hep kahvaltı yapamadığımız için hafta içi okula gidiyorlar. Hafta sonu da camiye gidiyorlar. O yüzden şimdi bir şöyle güzel kahvaltı tarzı hazırlayayım. Kahvaltı yapacağız. Onu yiyelim. Bugün evdeyiz. Başka bir şey yok. Kızların banyosunu falan ettiririm. Yarın pazar. Yarın uğraşmayayım. O banyo işleri falan bugün çıksın. Bugün evdeyiz. Keyif yapacağız yani. Kısacası. Ev keyfindeyiz. Hadi ben hemen kahvaltımızı hazırlayayım. Bekliyorlar. Acıktılar. Şöyle dünden biraz Big Mac Prep'te arkadaşlar kıymam kalmıştı. Kıymalı yumurta yapacağım. Kızlar onu seviyorlar. Çay mı demleyeceğim şimdi? Biraz da mantarım kaldı. Bakın kötü olmaya başladı. Tamamen kötü olmadan bunları doğradım. Az bir şey vardı. Şimdi bunu soğanı kavuruyorum. Üstüne mantar ve bir dakika sahne geliyor. Ondan sonra onu güzelce kıvam alana kadar pişiriyorum. Üstüne bir de kurutulmuş maydanoz geliyor. Çok güzel oluyor bu. Bunu sadece şinitsenin üstüne falan sos olarak da yapabilirsiniz. Baharatlayıp. Ben bunu şimdi kahvaltı türü yapacağım. Böyle yiyeceğim. Çok güzel oluyor bu. Şimdi şunu alayım. Bakın şu da şeyden TK Maxx'ı göstermiştim ya bende vardı ya. O işte gösterdiğim. Şimdi bunu da şöyle karıştırayım. Soğanlarımı kavurayım ben bir. Ondan sonra mantarları ekleyeceğim. O pişecek. Onun sonra sahne geliyor. Ay şurada taşıyor. Demleyeyim onu ben. Şimdi güzelce kıymalarımı da kavurayım. Yumurtamı kıracağım. Çay mı demleyeceğim arkadaşlar bakın. Ben hep çay poşeti kullanırım. Çay demlerken daha temiz oluyor. Dökmesi pratik oluyor. Şimdi şuna biraz ölçüp çay demleyeceğim. Bunları deyimden alıyorum. Müllerde de var. Böyle bunda koyup. Kahvaltımız hazır. Ekmeklerden kestim. Şöyle dilim dilim. Pastırma, salam, peynir. Şu mantarlıdan kremalı zeytinlerimiz. Sucuk ama kıymalı yumurta. Ve kahvaltılıklar. Şöyle bir güzel kahvaltı yapalım. Kahvaltı denilmez buna da saat şu an 3'e çeyrek var. Ama kızlarla yapamadığımız için böyle yapalım dedik. Kahvaltı şeyinde, atmosferinde. Öğlen yemeği diyelim artık, ne diyelim. Kızlarla film gecesi yapıyoruz arkadaşlar. Koltuğu açtılar, battaniyeyi serdiler, yastıkları aldılar. Şöyle kızlara mısır patlattık. Popcorn kalıplarına. Kaka yaptık. Çekirdeklerimiz, meyvemiz, cipsimiz, kekimiz, çikolatamız, şekerimiz hepsini hazırladık. Şimdi bir güzel film gecesi yapacağız. Henüz neye bakacağımızı bilmiyoruz. Kızların gönlü olsun. Gece film gecesi yapalım dediler. Hazırladım hepsini. Şimdi oturalım, kalkmayalım bir daha. Şöyle keyif yapacağız şimdi. Bir dakika böyle bir imkan var. Evet. Bir de böyle gömdülü var. Hı-hı. Artık kapanışı da yapalım. Bugünlük bu kadar yeter. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda yarın görüşmek üzere. Yarın bye görüşürüz. Bye. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Buraya basın. İyi geceler. İyi geceler.